Avukatlık kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci maddesi hakkında konuşmak için partim adına söz aldım. Yürürlük ve yürütme maddeleri dışında üç maddelik bir değişiklik teklifinden ibarettir. Bu mini teklifin temel amacı hiçbir planlama yapmadan fayda zarar mülazasına bakılmaksızın iktidar döneminizde peş peşe açılmış 62 hukuk fakültesinden kaynaklı sorunlardır. Hukukçu olmak toplum nezdinde özenilen bir meslek dalıdır. İktidar için açılması en kolay ve maliyetsiz fakülteler olması nedeniyle 20 yıllık iktidarınızda tüm Cumhuriyet döneminde açılmış olan hukuk fakültelerinin neredeyse 3 katına yakını açılmıştır. Ve her zamanki usul ve uslubunuz gereği bu fakültelerde öğrenci yetiştirmek için yeterli öğretim görevlisi var mı? Hukuk fakültelerine hukukçu dekan bulabilir miyim? Türkiye'de ne kadar hukukçuya ihtiyaç var? Ne kadarına nitelikli eğitim sağlanabilir? Mezun olanların ne kadarı için iş sağlanabilir? Bunların cevabı iktidarınızca aranmamış, sorgulanmamıştır. Geçmişte 1900 yılında açılan Darülfünun Hukuk Fakültesi'nin devamı olan İstanbul Hukuk Fakültesi ve 1925 yılında kurulan Ankara Hukuk Fakültesi 53 yıl boyunca nitelikli hukukçular yetiştirerek yeterli olmuştu. İhtiyaç gerektikçe 1978-2002 yılları arasında ise 22 tane daha eklenmiş ve toplam 24 hukuk fakültesine ulaşılmıştır. Yani Cumhuriyet tarihinde 78 yılda 24 tane hukuk fakültesi açılmışken planlı kamu yönetmeyi sevmeyen iktidarınız döneminde sadece 19 yılda 62 tane daha hukuk fakültesi açılmıştır. Bugün toplam 86 tane hukuk fakültesinde 85 bin öğrenci eğitim görüyor ve her yıl 20 bin mezun veriyor. 165 bin avukatlık sayısına ulaşılmıştır. 25 bin de stajyer mevcuttur. 15.326 hakim, 7.494 savcı olduğunu düşünürsek, bugün sadece stajyer hukukçuların sayısı toplam hakim ve savcı sayısından fazladır. Her yıl mezun olan hukuk eğitimi almış öğrenci sayısı da bu miktara yakındır. Bugün 165 bini geçen avukatı ve asgari ücretle çalışan binlerce genç avukatı düşündüğümüzde sorun devasa boyutlara ulaşmıştır. Her yıl mezun olan on binlerce gencin staj sorunları, iş ve aş sorunları, nitelikçi hukukçu yetiştirme sorunu ve avukatların sık sık şiddete maruz kalmasına ilişkin bu kanun teklifinde ne var dersek çözüme dönük hiçbir şey yoktur. Sonuç olarak günübirlik siyasi hoşluk için açılmış hukuk fakülteleri yüzünden karşımızda duran devasa sorun stajyerleri, avukatları, baroları, on binlerce aileyi ve yüz binlerce seçmeni ilgilendirir hale geldiği için görünür olmuştur. Dolayısıyla büyüyen sorunun altında kalan iktidar yine yatıştırıcı pansuman tedbirine başvurmayı uygun görmüştür. Bu teklifte çözüme dönük tedbir yoktur. Zaten sorun bir çırpıda çözülemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Bundan sonra hukuk fakültesi açmamak ilk tedbir olmalıdır. İkincisi de kanun tekliflerini hazırlarken çözüm odaklı, eşitlikçi, adaletli yöntemlerle soruna yaklaşılmalıdır. Ama iktidarınız artık bunu yapabilecek durumda değildir. Çünkü keyfi, başına buyruk, tamamen sivil toplumu, ilgilileri, baroları ve muhalefeti ve hatta meclisi dikkate almaksızın teklifin virgülüne dokunmadan her teklif geldiği gibi geçmektedir. Teklifin birinci maddesinde sigortalı işte çalışan stajyerin işi bırakmaksızın stajına devam edebilmesi olumlu karşılanmıştır. Kamuda çalışan, staj yapmak durumunda kalan kamu çalışanının ücretsiz izin zorunluluğu
eşitsizlik yaratmaktadır. Hakim ve savcı sınıfındaki stajyerlerin ise maaş alıyor olmaları ama yargının savunma ayağında avukatlık stajı yapan hukukçular için hiçbir ücret düşünülmemesi ise yine bir eşitsizliği yansıtmaktadır. İkinci ve üçüncü maddelerdeki çoklu barolardaki adli yardım gelirlerinin dağıtıma dair esaslar düzenlenmiş olmasına rağmen yine bu iktidarın projesi olan çoklu baronun sadece İstanbul'da ve Ankara'da iki adet kurulabilmiş olması esasen projenin zafiyetini göstermektedir. Buna rağmen iktidar teklifin geneli hakkında konuşan hatiplerin de belirttiği gibi kendi projelerini desteklemek adına bölünen barolara hak ettiğinden misliyle fazla gelir elde etmesini amaçlamıştır. Adaletsiz ve hatta nifaka yol açacak bir düzenleme olmuştur. Ankara'da ikinci baro şimdiden gerekli sayının altına düşmüştür. İstanbul ikinci baronun da sayıyı muhafaza edebileceği kuşkuludur. Bu kadar çaba, tartışma, hukuksuzluk, kamu yönetimi ve kurumların aylarca meşguliyeti sadece para ve zaman israfı olmuştur. Bu hükümetin, bu iktidarın 20 yıllık yol haritasına baktığımızda planlama kurumlarını kaldırdığını görürüz. Hükümet devleti plansız ve keyfi bir anlayışla yönetmeyi sürdürmektedir. Hal böyle olunca devlet planlama teşkilatının disipliniyle yetişmiş liyakat sahibi maliyeciler hükümetle çalışamamıştır. Bunun en çarpıcı örneklerini geçtiğimiz yıllarda ibretle izledik. Ekonomiden sorumlu bakanlar ve Merkez Bankası başkanları bildikleri doğrularda direnince hepsi görevden alındı. Sonuç olarak ekonomi konusunda yeterince deneyimi ve birikimi olmayan Sayın Nebati'ye ekonominin en sorunlu dönemi maalesef teslim edilmiş oldu. Ekonominin evrensel doğrularının tersine kuralları işletmeye çalışmak piyasaları alt üst etmiştir. Enflasyon kontrolden çıkmış, yokluk ve yoksulluk dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bizim liyakatsız ekonomistlere göre dünya enflasyonla boğuşuyormuş. Oysa enflasyon ABD ve Batı ülkelerinde %7 seviyesinde, savaş halindeki Rusya'da %17.8, Ukrayna'da %16.4'tür. Ya bizde TÜİK verilerine göre %73.5, ENAG verilerine göre ise %161. İkinci Dünya Savaşı sırasında sadece %96 enflasyonu görmüştü Türkiye. Bugün İkinci Dünya Savaşı'ndaki şartlardan daha önde, daha yüksek enflasyonla yaşıyoruz. Peki bu olup bitenler nedir? Dünyada ve Türkiye'de görülmeyecek ölçüdeki bu enflasyonun, yani pahalılığın, yokluğun, yoksulluğun sebebi nedir? Sorumlusu kimdir? Herkes ve hepimiz biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu sistemdir. Keyfi yönetmeyi usul edinmiş otoriter liderdir. Cumhurbaşkanıdır. Ve sesini yükseltmeyen, görüp de görmezden gelen milletvekilleridir. Sözlerime son verirken Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.